A'nın koordinatlarını gösterelim. A'ya 3 dediğimiz zaman A'nın ordinatının 3 olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Buradaki uzaklıkta A miktar. Şimdi açıortay olduğu için burası, iç açı da 120 olduğu için dik çıktığımız zaman 30 60 90 üçgeni olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burası 3 ise şurası kök 3, burası da 2 kök 3 olacaktır. Düzgün altıgenin bir kenarı 2 kök 3 birim. Şimdi yine 6 tane eşkenar üçgenin alanından oluştuğunu düşünürsek, a kare kök 3 bölü 4 eşkenar üçgenin alan formülünden a kare kök 3 bölü 4, bundan 6 tane var. Bu şekilde yaparsak 12 yapar. 3, 18. 18 kök 3 olarak buluruz altıgenin alanını. Daha sonra şöyle diyelim. Buradaki alana, yani burada söylenen alana A, buna da B diyecek olursak, simetriden dolayı burası A ise burası da A olacaktır. Toplam olarak buradaki alanda B olacaktır. Yani 2A ile 2B'nin toplamı 18 kök 3 yaptığına göre, buradan A artı B dediğimizde 9 kök 3 olarak bulabiliriz. Soruda aynı şekilde A eksi B verilmiş. Bu da 3 kök 3. B'yi bulalım. Çünkü buradaki A harfi, A değeri B alanıyla ilişkili. Taraf tarafa çıkardığımızda A'lar gider. 2B eşittir 6 kök 3 bulunur. Buradan B'nin de 3 kök 3 olduğu sonucuna varırız. Şimdi burada B'nin alanına baktığımızda parçalamıştık. Bir dik üçgenimiz ve bir dikdörtgenimiz var. Dik üçgenin alanı buradaki kenar uzunlukları 3'e kök 3 olduğundan dolayı 3 çarpı kök 3 bölü 2 olacaktır. Bir de küçük dikdörtgenimiz var. A ile 3'ün çarpımı. Yani burada 3 ile A'yı çarptığımızda bu ikisinin toplamının 3 kök 3'e eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu denklemi çözdüğümüzde A'nın eksi kök 3 bölü 2'ye eşit olduğunu görürüz. Doğru cevap C seçeneğidir.